Gözlerim yanıyor. Biraz oğlum her yer bembeyaz. Dayı senin için sürüyorum. Bunlar bize bir oyun yapıyor olabilir mi? Yana bak, yana bak, yana bak. Mustafa sesim geliyor mu? Ha, elimizde balta var. Abi 3 artı olabilir. Şuradan bir ayının koştuğunu düşsene bize. Rex'in içinde bir gece kardeşim. Rex'in her yeri donmuş. Oy, manzaraya bak. Herkese merhaba, ben Kusif. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Yani anlatmama gerek yok. Geçen videoyu izlediniz. Nasıl geldiğimizi izlediniz arkadaşlar. Gözlerim yanıyor. Bir mutluluk var böyle içimde kardeşim. Çok güzel bir hava var. Rex arkada çalışıyor. Arabanın içinde çünkü dosya aktarımları falan yapıyoruz. Laptop açtık arkadaşlar. Ortamı zaten az buçuk görüyorsunuzdur. Burada evler var. Gündüz daha net bir şekilde belli olacak arkadaşlar. Gündüz çok erken kalkacağız ve geziler yapacağız. Tabii offroad da yapacağız bir yandan da. Gece de tabii, bu gece de şu an itibariyle bir yemek yiyeceğiz şimdi. Hemen onu çekelim dedik sizlere. Bu arada gelin bak, şunu göstereyim size. Gel. Biraz oğlum her yer bembeyaz. Her yer bembeyaz. Bembeyaz. Gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyoruz burada da. Dosyalarımızı aktarıyoruz, kartlarımızı boşaltıyoruz arkadaşlar ki size daha fazla video çekebilelim. Hadi gelin şimdi, yemek yapmış bizimkiler, akıncılar. Onların yanına bir gidelim arkadaşlar. Oğlum ortama bak ya. Yani sabaha çok merak ediyorum Enes. Sabah bakalım. Tabii canım, hiçbir şey görmedik ki. Aşağıda yayla varmış, yayla evleri varmış. Böyle alabalık tesisi falan filan varmış Mehmet abinin. Bu arada Mehmet abi kim derseniz de bizim geçen sene katıldığımız, benim co-pilot olarak katıldığım bir offroad yarışı vardı arkadaşlar. Hemen fragman gireyim. İşte bu yarıştaki, bu yarışı düzenleyen abimiz. Offroad piyasasında bayağı hakim bir abimiz. Onun da yanına gireriz birazdan zaten, ziyaret ederiz onu da. O da burada kalıyor arkadaşlar. 4 yıldır burada kalıyormuş. Yaylada yani, bu tepede kalıyor arkadaşlar. Burada direkt geçiyor. Tabii tabii. Tamam. 4 yıldır. Gel. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Mehmet abi ne haber? Mehmet abi buradaymış. Gömüyormuş ki Mehmet abi. Mehmet abi ben de seni anlatıyorum dışarıda. Diyorum burada kalıyor. Birazdan gideriz yanına. Çok sağ ol. 10 numara yapmış Mehmet. Ne o? Hadi 10 numara. Ne abi? Adana. Adana mı? Ne diyorsun? Adana yapacaktık. Hava şartları izin vermedi. Adana yaptık. Adana'yı köfteye çevirdik. Adana köfte oldu. Vallahi mi? Adanalı köfte. Abi bizim buraya bir buçuk sizin yanımızda. Abi sıraya, sıra var burada. Sıradan alsın sonra ben alırım. Sıkıntı yok. Kalabalığa baksana. Allah'ını seversin. Abi iyi pişmiş, iyi pişmişlerden alayım. İyi pişmişler abime. Her abime iyi pişmiş. Al abime iyi pişmiş. Her abime iyi pişmiş. Sergisin. Salata koy abi. Salatayı herkes kendi koyuyor. Işık buyurun. Işık tut. Buyurun efendim. Buyurun. Salata koy Cihan. Abi çok nereden abi? Salatayı kim döşüyor? Gel. Gel. Sıra sende, gel. Sıra sana da abi. Çok gel. Gel. Açayım mı şöyle? Gel hadi sana da kıyak yapalım. Gel. Bırak, sen koskoca YouTuber'sın. Yok estağfurullah abi ya. Biz de normal bireyiz ya. Bunu da çekin. Bunu da çekin. Valla Oktay'dan öğrendim vallahi. Bak bak. Bak. Ortam fena. Dayı senin için sürüyorum. Gelmedi sattım bak. Ortam fena. İnanılmaz. Enes acilen bırakıp yemen lazım. İnanılmaz. Abi bardak alabilir miyim? Evet. Çaylar da geldi. Gençler bu videoyu izlerken karnı acıkan varsa hakkını helal etsin. Çaylara bak, akıyor. Yanıyor. Eyvah eyvah. Dayım gelmedi, gördün değil mi? Tırstı. Arasana bir. Aha açtı. Aha. Dayı ne yapıyorsun ya? Neredesin ya? Bak bak, mekana bak. Kapalı alandayız bak. Bak kapalı alandayız. Bak Hasan Reis de burada bak. Hasan Reis. Oğlum dayıcım. Ya niye gelmedin diye. Dayı. Dayı gel Adana köfteye gel. Dayıcım öpüyorum seni. Dayı hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada iki tane yayla var. Burada bir abimizin, Mehmet abimizin yaylası vardı. Bir de başka bir yerde başka bir abimizin yaylası varmış. O da kapılarını açmış ekibin geleceğini duyunca. O yüzden gruplara ayrıldık ayıp olmasın diye. Bir grupta öteki tarafa gidecek. Biz zaten burayı gördük, dedik ki bir de orayı görelim. Oraya gideceğiz şimdi. Bekleniyorsunuz zaten arkadaşlar. Öyle mi? Ali Çakır orada bekliyor sizi, ayıp olmasın. Biz bölünelim. Normalde bölünmek şimdi de gelmiyor ama arkadaşlar, iki tarafın da gönlü olsun diye böyle bir şey. Tamam yaptık. Süper. Mustafa bizle mi geliyor? Mustafa senle. Fatih bizle galiba. Fatih sizle. Muhammed sizle. Tamam. 4-5 araba o yolda. Zaten o yolda da bir offroad yapacağız arkadaşlar şimdi. Offroad devam. Offroad'dan sonra devam. Sabahleyin 9'da kahvaltı için burada buluşalım. Burada mıyız? Ondan sonra asıl efsane başlıyor inşallah. Gündüz. Bu taraf gel çok bir Mustafa'ya bakalım. Bu arada arkadaşlar ortamı görüyorsunuz. İnanılmaz yanıyor. Güzel bir ortam var. Müthiş de kar yağıyor. Gel bak Enes şuradan çek. Şurası çok güzel oluyor. Bak şöyle şu ağaçlar, bizim araba, makine. Çok güzel her yer ya. Mustafa burada. Mustafa! Mustafa!
Hazır mıyız? Hazır mı? Birlikte gidiyoruz. 5 kilometre yol var. Vallahi mi? Vallahi daha süper. Yolu. 5 kilometre. 20 metre kar var. İlerisi daha yüksek. Şu anda -4 derecedeyiz arkadaşlar ve 5 kilometre yolumuz var. Kar akşamdan bu zaten beri yağıyor. Dedin ya hurda ineği getiriyorsun diye. Evet. Bu hurda birazdan reksi çekecek. Bir şey söyleyeceğim ya. Bunlar bize bir oyun yapıyor olabilir miyiz? Hasan geldi böyle bir hikaye uydurdu. Fatih Mercan bizle birlikte. Ne yapıyor lan? Hadi hadi çıkıyoruz. Eyvah. Kral görüşürüz sonra sabah. Hadi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, -5 dereceymiş bu arada, 4 bile değil. Gördüğünüz gibi -5 derecedeyiz. Diğer yaylaya geçiyoruz şimdi biz ekip olarak. Belli 2'de 2'ye bölündük. Tamam gidiyoruz. Hadi sağ ol kral. Oy yalamak. Nasıl ama göt böyle geliyor böyle. Oğlum rampa ineceğiz Enes ya. Oğlum rampa ineceğimizi bilmiyordum ben birader. Bir dakika arabayı low'a alalım. 4'le. Birinci vites 4 low. Kral sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Arkandayım Mustafa. Yok baba benim ses gitmiyor ya. Mustafa sesim geliyor mu? Yok baba. Abi şu mekana bak ya. Neredeyiz biz hacı ya? Biz neredeyiz ya? Kar o kadar kalın ki araba atmıyor Enes, farkında mısın? Araba yoldan çıkmıyor, araba kaymıyor, hiçbir şey yok arabada. O kadar temiz gidiyor ki. Arkadaşlar gelebiliyor musunuz? Hacı geliyoruz. Kostuk ben... benim önümde. Yemin ediyorum ses duydum. Şu anda arkadaşlar diyoruz ama şuralardan falan hep böyle burada ceylan, ayı ve domuz. Ayı belki dediler ama domuz ve ceylan en yoğun olduğu bölgeymiş burası. Bu yayla. Kesinlikle görürsünüz dediler bir tane. O yüzden böyle gözüm domuz arıyor, domuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 araba gidiyoruz öteki tarafa. Ulan burada bir tane görsek bir domuz be. Arkadaşlar mekana galiba geliyoruz şu anda. Evet galiba burası. Mekan burası ve gayet güzel bir ev var yine burada. Tam solumuzda. Oğlum ne kadar güzel çift. Oğlum bunlar ne ya? Buralar ne abi? Bana bir gözünü sev anlatsın buraları ya. Çok güzel değil mi ya her şey? Evet. Hadi gelin bakalım inelim aşağı arkadaşlar. Abi çok güzel. Yol da çok güzel. Abi ben takılmadım bile ya. Abi niye gelmeyeceğim burada? Bir şey yok ki yolda. Normal yoldan daha rahat. Ben şimdi kalın bir de abi. Kar kalınlığı çok güzel. Of. Enes ayaklar benim battı kardeşim. Oh, selamünaleyküm. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Çok iyi abi içerisi. Arkadaşlar şimdi mekana geldik gelin. İçeride odalar varmış. Çekebiliyor muyuz odaları? Odaları çekebiliyor muyuz? Tabii. Çek abi ne olacak? Yayla evi ya. Yayla evi arkadaşlar burası. Bir bakayım. Aha. Bak burada bir tane yatak var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Burası bir yatak. Bildiğin yayla evindeyiz şu an. Harbiden yayla evindeyiz. Yayla evinde bir gece olacak ha. Burada özel bir şeyler var herhalde. Masa koymuşlar. Açmayın kapıyı. Ekip burada. Burada böyle sağa sola her yere yatacağız. Uyumaya çalışacağız değil mi reis? Şimdi biraz soba sıcağında bir ısınalım. Ayaklarımız su içinde şu anda. Bakayım. Oğlum benim ayağım full su. Çorap var da kurur burada ya. Arkadaşlar şimdi gece saatimizi hemen göstereyim. Arkadaşlarımız yattı. 2.41 evdeler. Biz de Mustafa ile birlikte dedik ki buraya geldik madem. Yani böyle bir yaylaya. Hayatımda ben daha önce böyle bir yere gelmedim. Çok vahşi bir yol. Dedim ki o yüzden dediler ya bir de ceylan var, ayı var dediler. Ayı görmeyelim de kurtlar domuz var dediler arkadaşlar. Dedim o zaman kardeşim hemen çıkıyoruz dışarı. Fenerimiz de var gördüğünüz gibi. Fenerle birlikte şuraları bir talan edelim diyorum ha. Yürü dedim abi. Hadi. Bak bu arada elimizde balta var. Mustafa kardeşim de çok harika bir sopa var. Bunu kim verdi benim elime? Abi bak sola gidelim sola. Ben burayı merak ediyorum. Bak Enes sen nereyi gördün orada? Abi bak orası çok acayip duruyor. Bak şurada bir ev var mesela. O ev kimin? Abi. Evlerin hepsinde gizli bir ışık. Nasıl oğlum ışık yanıyor abi. Lan? Gelsene ya. Abi gel lan. Ya bak Mustafa korkma Zeymir abi. Korkma oğlum korkma. Korkma. Cihan abi. He. Bak şimdi böyle yerlerde kimse oturmuyor ya. Evler boş diyorlar. Değil. Abi 3 artı olabilir.
Boş olmuyor ki öyle. Ben inanmıyorum bu arada. Aynen. Ben o evlerin yani ben şu evin bak Enes çeksene şu evi. Şu evi bak bak ışık yanıyor tamam mı orada? Ama ben o evin boş olduğuna inanmıyorum mesela. Ne neye inanıyorsun sen? Abi iç harfler falan birileri var yani anladın mı? Aynı şeyi bahsediyoruz zaten. Kral bir şey diyeceğim. Bir dakika. Oğlum bu evler niye ışığı yanıyor? Şu ev mesela kimse yok mu evde şimdi? Abi burada kimse yok şu an. Abi niye ışığı yanıyor o zaman? Gelsene. Bak, şunda da yanıyor. Hangisi? Şuradaki evde de yanıyor. Orada da kimse oturmuyormuş. Niye evlerin ışıklarını açık bırakıyorlar sence? Çok ilginç değil mi? Bir dakika, bir dakika. Gizlice, sessizce o evin içinde kim var ne yok çekelim mi kamerayla? Şu sağ camdan. Evin sahibi görüntülemiş demesin mi? Oğlum kimse yok diyorsun. Ha? Yok. Yok dediler ya hali kimse yok. Öyle dedi işte ben ona güveniyorum. Ne dedi sana? Led mi dedi? Bir şey dedi. O yüzden yanıyor ya dedi. Ya güneş enerjisi falan var ama dedi. Baksana abi güneş enerjisi bir tarafta. Güneş enerjisi bu kadar ışık yakar mı abi? Aynen öyle ya. Yani. Gelsene ben o... Bak bu bir dakika Enes arkana bak bakayım yol var mı? Yolda ayak izi var mı? Var abi, abi burada buraya, kesin biri var. Buraya biri girmiş abi adamın evine girmişler ya. Bak ışık da yok orada. Ya onda ışık yok. Hay şey oluyorsun değil mi? Her şeyden bir şey. Oğlum şu evi ben merak ediyorum ya. Bak, oğlum yok dedi. Ya, abi, bir dakika bir dakika biri var içeride. Bak aynen. Camda sağ cama bak biri var biri yok mu? Enes baksana bak biri yok mu ışık var. Bak 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 oraya bak. Bak görmüyor musun orada? Işık bak hareket ediyor. Ha sen sensin lan. Oğlum sen misin lan? Şurası biraz daha şey sakin oraya gidelim. Oraya mı gidelim? Hadi. Şuradan bir ayının koştuğunu düşsene bize. Reis direkt müdahale. Oğlum yaylada nasıl bir gece geçiriyoruz desin. Abi direkt kafaya müdahale. Ben baltayla bak böyle girişine boynunu tekte koparmam yani. Lazım. Yanmış odunu vermişsin bana bir de. Yanmış tabi sokacaksın onu böyle. Direkt. Tabi direkt. Geldiği gibi mızrak süngü, gibi. Süngü. Bak bu sol taraftaki ev. Bak geldi. Işık yanıyor. Nerede? Bak orada. Nerede lan? Orada. Harbi orada ışık yanıyor. Ama o uzakta yanıyor ya. Reis aha şurası ya. Aa, bak kırmızı yanıyor. Nerede lan? Göz mü var lan orada ne var ya? Nerede kırmızı? Oğlum bir dakika harbiden kırmızı yanıyor ya. Bir dakika Enes. Enes oğlum çok yakın lan o. Bak şurada gördün mü? Aynen. O ne abi? Abi bana bak o çakal olmasın ya. Eve bak abi ne kadar geliyor. Şuraya bir efekt veriyorum ha korku efekti bak. Enes el fenerine bak kardeşim. Bak bak. Tatam tam tatam tatam tam tatam. Hadi şeyin varsa abi tamam mı? Şu evin merdivenlerden çıkalım o camdan içeri bakalım. Hani diyorsun ya ev bu oğlum arkada da bir şey çıktı lan. Arkada da bir yer var. Mustafa. Lan. Duydun mu sesi? Oğlum bizimki uyudu. O ses neydi ya? Ne bileyim. Bak var mı şu camdan içeri odadan içeri bakalım. Ya yok bu abi ya gel ya. Gel lan. O ses ne? O ses ne ya? Bir şey söyleyeyim sana. Sen çakalları biliyorsun değil mi? Çocuk ses çocuk gibi ses yapıyorlar. Mustafa giriyor muyuz şu eve? Şu eve giriyor muyuz? Gel girelim. Bakalım mı camından? Gel. Emin misin? Bir dakika. Ya oğlum sopaymış ya. Altıma s**tım ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum buralar ne kadar korkunç lan. Harbiden ses geldi ama. Kuş sesidir belki. Çakal olabilir abi çakal. Abi buraya baksana ne kadar kar yağmış buraya ya. Oğlum arkamdan korkuyorum ha. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki ne abi? Şu camda parlayan. Bak, görüyor musun? Bak. Dur. Dur görüyor musun onu? Bak hala var. Hala var. Abi biz dönelim mi ya? Vallahi korktum ben. Oğlum vallahi korktum ben. Allah'ını s**ken. Koşsa. Koş. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Mustafa. Oğlum görmedin mi? Işığı kapattım. Bak o girelim dediğim ev var. Işığı kapattım. Işığı kapattım iki tane gün. Ben mi? Ben sen 3 artı var herhalde burada ya. Abi olmaz mı abi burası da sevdikleri yerler değil mi? Parmaklarımı hissetmiyorum bu arada. Parmaklarım dondu. Of oğlum gece gece spor yaptık ha. İyi terledik ha. İyi ısındık da parmaklarımı hissetmiyorum. Kral şuradaki evde. Şuradaki evde ışık yanıyor ya. Karşıdaki evde? Evet. Bizim orası da bizim. Kimse yok mu orada? Yok. Biz orada... korktuk giremedik içeri. Hayır potansiyel var tamam mı? Hava kalınca yanıyor ışıklar. Öyle mi? Hadi. İki tane göz gördük orada biliyor musun birader? Olabilir abi. Vallahi bak. Her şey olabilir. Bende de 3 şansı var ha. Abi her evde bir hareket var ya. Abi her şey camda olabilir. Bir adam vardı. Ya artma Mustafa ya. Sen de abartma ama. Yok yok. Bu sene. Tilkidir.
Buraya ayı gelmiyor. Bak tilkidir diyor, bak tilkidir diyor. Bir de şey var. Abi bu sene kış fazla olmadığı için ayılar yatamamış, çok gerginlermiş. İnan ki bak, karşılaştığı adamı da paramparça ediyormuş. Geçen Bayburt'ta bir tane adamın yüzünü komple parçalamıştı ya. Abi hayvanlar aç ya. Aç aç, aynen aç. Arkadaşlar bu kadar spor yeter gece gece Mustur. Yeter abi ya, yeter. Kalbimi gürültüsünden. Hiç zorlamayalım daha fazla. Sesle duyamıyorum. Saat zaten ya. Kaç oldu abi? 3'e geldi zaten baksana. Aynen 2.53 olmuş. Saat 8'de kalkacağız, gideceğiz kahvaltıya. Aynen 8'de kalkıp 9'da orada, yani bir önceki gittiğimiz yaylada kahvaltı yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi yatışa geçiyoruz. Biz Enes'le muhtemelen arabada yatmayı planlıyoruz çünkü içerisi çok kalabalık. Sıkış sıkış olmayalım. Arabada ben çalıştıracağım abi. Türkü söyleye söyleye uyuruz biz Enes'le. Hadi şimdilik iyi geceler, sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar, an itibariyle Rex'in içerisindeyim. Enes de içeri geçti. İçeride uyuyorlar. Aile evinde uyuyacaklar. Çok kalabalık diye ben. Bir de ben hani bende böyle Rex'in içinde uyuma gibi bir durumum var yani. Seviyorum Rex'le vakit geçirmeyi. Dolayısıyla gidip de şeyde yatmak istemedim ya, aile evinde. Orası biraz konfor alanı oluyor benim için. Böyle yerlerdeyken hani dışarısı buz gibi ama şu an arabanın içi çok sıcak. Hatta bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. -6 derecedeyiz şu anda, bak. Şurada göstereyim. -6 derece. Ama arabanın içinin böyle çok sıcak olması falan beni ediyor. Zaten arkada da yorganım var. Yatarsam yorganı alacağım üzerime arkadaşlar. Böyle biraz hem yaylada bir gece hem Rex'in içinde bir gece. Böyle harikulade bir gece olsun istedim arkadaşlar. Bu arada bir yandan da şarj aletlerini falan şarj ediyorum burada. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane şeyimiz var. İnvertörümüz var. Bununla elektrik alıyoruz. Öyle arabanın farlarını yaktım aslında, kapatabilirim. Şu an mesela Rex'in içi zifiri karanlık arkadaşlar. Şu kapıyı da kilitleyeyim de ne olur ne olmaz kardeşim. Aha açık kapı var. Sol. Arka kapı nasıl açık olur abi ya? Allah'ım yarabbim ya, çoraplarımı çıkarttım ben ya arabada. Oy. Oğlum sol arka kapı kapanmıyor lan. Aa kapanmıyor. Niye kapanmıyor lan? Lan ne oluyor ya? Hah bu sefer kapandı. Aa. Rex'in içinde bir gece kardeşim. Bakın böyle bu haldeyim. Türedim buraya. Öyle yani. Birazdan tekrar birlikte olurum arkadaşlar. Şimdi biraz ortalığı falan toplayayım. Üzerime yorgan battaniye falan alayım. Belki bir de kahve keyfi yaparım. Saat bu arada 3. Tam 3. Görmüş olduğunuz üzere. Öyle yani. Arkadaşlar bakın ben üstüm başımı değiştirdim. Yeni eşofmanlarımı getirdim. Çoraplarımı değiştim falan. Sonra pat diye uyumuşum arabada. Şimdi uyandım. Kendime gelmeye çalışıyorum. Ekip de toparlanıyor. Gelin size buraya gece gezdiğimiz yerleri falan şöyle bir gündüz gözüyle göstereyim. Bakın dün gittiğimiz evler buralar. Şuradaki ev mesela bakın. Şurası. Dün gece. Ama gece nasıl şey geliyor ya. Korkutucu geliyordu. Ya şu karın güzelliğine bakar mısınız? Sesleri duyuyor musunuz? Katır kutur sesler var. İşte burası. Dün gece geldiğimiz yer. İnanılmaz güzel değil mi? Bembeyaz. İşte Rex. İşte diğer offroad araçlarımız. Şimdi diğer yayla evine gideceğiz arkadaşlar hep birlikte. Mustafa'cığım araba ne durumda, çalıştı mı? Gece 6'yı buldu ya, -6'yı. Evet. Arabanın komple radyatör suyunu boşalttık. Evet. Şimdi tekrardan radyatör suyunu doldurun Muhammed. Evet. Arabanın devir daimi bile donmuş. Vallahi mi? Vallahi ben gece boyu çalıştırdığım için hiç öyle bir şey olmadı. Kapıyı sabahleyin zor açın. Yapma ya. Bak antifriz doldurduk. Süper. Arkadaşlar şu anda -6'yı uyandık. Bak, burada çalışıyor. Burada bir araba çalışmıyor. Kahve bak yok. Şimdi bak tek marş çalışıyor. Çalıştır bakalım. Ulan yanmayalım ya. Vallahi billahi yanmayalım ya. Araba. Bravo. Hop hop hop. Mustafa sen çalıştırıyorsun da kral, buradan acayip dumanlar çıkıyor. Ha kapağı takmamış ya. Ulan biz de çalışıyoruz arabaya mı? Ya var ya oğlum, yakacaksınız bizi ya. Baksanıza açık duruyor burası ya. Şu araba nasıl gidiyor? Hayret ediyorum ya. Bakar mısınız şöyle? Rex'in her yeri donmuş. Her yeri. Oğlum bildiğin donmuş, her yerinde buz var. Şaka gibi. Uy. Ey yavrum benim be. Bir ver, bir ayar ver de dinleyelim be. Bak. O el niye öyle? Aga bu ne be? Enes seni görmüyorum şu an kardeşim. Neredesin? Araba. Kadını bırakma. Oğlum bak motor kafan üflüyor senin ha bak. Bak. Fazla beygirler atıyor. Lan bir şekilde şu araba çalışıyor gidiyor ya. Hayretler içerisindeyim ya. Neyse bunu da çalıştırmışlar galiba. İyi vay be, attığı dumanlara bakın. Evet arkadaşlar dönüyoruz. Kahvaltı yetişeceğiz. Bir saat, bir buçuk saattir buradayız. Arabalar anca çalıştırdı herkes. Şimdi çıkıyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar araba kaldı ya. Arabayı çektik.
Gel. Mustafa'nın araba da kaldı burada. Gel. Araba kalmaz reis. Ya bırak, nereye kalmadı Allah'ını seversen. Arkadaşlara yardım araba edin. Şurada öne çektik. Daha var. Düğüm olacak. Eyvah. Çıkamadık. 2 saat oldu. Böyle bir. Eyvah. Evet arkadaşlar. An itibariyle mekana çıktık. Mekandan ayrılıyoruz. Narkozu bekliyorum. Oğlum çıkıyoruz diye çıkmıyor ya. Drift yaparak gidiyoruz şu anda. Bu arada buraları ben gece hep şey sanıyordum, uçurum sanıyordum, hep orman ortasıymış bayağı. Bak koyayım, süzüle gidiyoruz ya, çok hoşuma gidiyor yani. Oy, manzaraya bak. Yayla evleri falan varmış burada harbiden. Sol tarafımıza bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Tabii gece bunların hiçbirini görmedim. Çok güzel, harika. Bakar mısınız yayla evlerine arkadaşlar? Kardeşim nasıldı? Efsaneydi abi. Vallahi mı? İzleyelim mi bir? Merak ettim. Lan ne oluyor? Araba gülüyor herhalde. Çay içiyor herkes herhalde. Aynen öyle. Hadi gel bakalım biz de. Bak şu kangallar, gecekiler de bunlar. Mustafa. Oo, günaydın. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Vay maşallah. Arkadaşlar kahvaltı 10 numara. Yapıştırıyorlar. Abi ben seviyorum arabayı ya. Araba yatmak kadar güzel bir şey var mı ya? Evet arkadaşlar, bugün yani dün gece geldik yaylada, yemeğimizi yedik, ardından ikinci yaylaya gittik, bölündük. Bu arada şimdi az önce kaç kişi olduğumuzu saydık, 40 kişiyiz. 40 kişiymişiz Enes. 20 ayrıldık. Biz gittik, aşağıda kaldık. Ben zaten arabada kaldım arkadaşlar. Güzeldi bence, çok eğlenceliydi. Ya böyle yerleri hayatımda ilk defa görüyorum şu anda. Böyle kendimi çok daha farklı bir yerde gibi hissediyorum. Umarım sizler de bu görsel şölenden memnun olmuşsunuzdur. Biz birazdan toparlanıp off-road'a çıkacağız. Gerçek off-road'a şimdi çıkıyoruz diyebilirim arkadaşlar. Onun videosu da bir sonraki videoda sizlerle olacak. Ölen arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Gülmeyi unutmayın. Boy.